Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ben Gürkan. Bugün arkadaşlar size Mikro Krallığa Dönüş etkinliğinin son bölümü, yani Hayalet'in olduğu bölümün arkadaşlar karolarının bazı taktiklerini göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? Hani kaban bu karolara bazı özellikler koymuş. Bir tane hariç hepsine koymuş. Ben de burayı şu anda hem oynuyorum hem bitirmeye çalışıyorum bu esnada. Enerji almadan bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Böyle benim için daha kolay oluyor. Hem kredimi ona harcamamış olmuyorum, hem de bütün bir aya yaymış oluyorum. Çünkü bunları bitince çok fazla olacak bir şeyim de kalmıyor. Şu anda arkadaşlar gideceğim olan bölüm enerji direnciyle alakalı bir karo arkadaşlar. Direnişçi diye geçiyor. Şöyle ki, siz rakibinize vurdukça arkadaşlar, eğer fiziksel saldırı yaparsanız fiziksel bir kalkan açıyor kendisine 10 taneye kadar. Her kalkan bu arada %20 resiste veriyor. Eğer enerji hasarı vursanız da enerji kalkanı açıyor, diğerini yok ediyor. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar, hani 10 seviyeye kadar çıkarttan sonra siz her vurduğunuzda bir tanesini yok edip kendisine yenisini veriyor. Bunun da güzelliği şu olmuş oluyor: eğer elinizde mistik bir hero varsa ve mistik ustanız da çıksa, güç barınız dolmaya başlıyor. Kabamın aslında koyduğu bu karı zorlaştırmak için değil, bana sorarsanız biz oyuncuları çok kolaylaştırsın diye. Hani belki biraz uğraşsanız 2 yıldızlı alabilir, buraya geçebilirsiniz. Şöyle diyorum, elinizde Magic, Voodoo veya Mordo gibi karakterler varsa, yani rakip veya sabah seher yıldızı da olur. Eğer böyle karakterler varsa güç barınızı doldurursunuz ve rakibinizin üzerinde ne kadar etki varsa ona göre damage veriyorsa çok kolay olur. Şu anda Adaptoid'ler arkadaşlar karşında 118.000 HP'si var. 118K'lı HP'yi Magic'le giriyoruz arkadaşlar. 455 Magic'im var benim. Mantığım aynı olacak. Rakibin üzerindeki zırhı çoğaltacağım. Görüyorsunuz her vurduğumda birer artıyor. 5'e kadar çıktı. Bir 5'li combo daha yapıyorum ve 10'a kadar çıkardım. Bundan sonra her yapacağım combo benim güç barımı dolduracak. Hem de çok hızlı dolduruyor. 3 güç barım doldu. Geriye çekiliyorum. Ve L3 atıyorum. Tutturdum. %20'de tutturdum arkadaşlar. Bu arada Android'i bıraktım dün itibariyle, iOS'a geçmiş oldum ben de. Henüz alışamadım, bazen tutukluklar yaşayabiliyorum. 34K vurdu L3 ile Magic ve aynı zamanda rakibin üzerindeki bütün ekleri kapatıp kendi güç barını da neredeyse 3'e çıkardı. Bir L2 daha atıyorum, rakibin güç barı da kilitli, benim de güç barım 3 seviyeye çıkmış oldu. İşte dediğim olay buydu arkadaşlar, elim orada takılıyor, ağır saldırıda kalıyor çünkü henüz telefona alışamadım. Bundan kaynaklanıyor, bir L3 daha atıyorum. Ortalama bir 34K daha vuracağım. Adaptoid iyice çürümüş oldu. Ve güç barım gene neredeyse 3'e çıktı. Bir daha da 2 atıyorum. Neredeyse 2'ye çıkıyor. İşte mistik ustalığın ve bu tarz filoların özelliği, çok güzel özelliği var. Üzerinde 5 varken bir daha L3 attım. Yine %20'yi tutturabildim. %2 kaldı. O da şimdi öldü. Limbo'dan ölür zaten. Limbo'dan da ölüyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu yolun özelliği çok basit. Dediğim gibi elinizde mistik varsa, seher yıldızı, Mordo, Voodoo, Magic, bu tarz mistik olmasa bile Ronan da olur. Ronan da damage'ini çok yükseltiyor bu yol için. Bir de Voodoo ile deneyelim aynı şekilde. Voodoo da bu sefer L1 ile zehir verecek. Ve çok etkili zehir verecek. Bu karoyu kaban belki bu karo zor, hani hero'lara dönmemiz daha da zorlaşsın diye koymuş olabilir ama inanın çok kolay olmuş. Tek yapmamız gereken kendi hero'larımızı bilmek, oyuna biraz hakim olmak. Belki bu videoda da biraz arkadaşlarımıza yardımcı olabiliriz. Şu anda 10 tane zırh oldu. Loaları da biriktirdim üstüne. Atıyorum arkadaşlar 12 tane zehirle 2400. Bir de şekil olsun, güç barım zaten direkt dolmuş. Bir de L3 atalım. Zaten bu arkadaşlar Proxima patatese bağlayacak ve gördüğünüz gibi çok kolay bu bölümden giderseniz. Şu anda diğer yolları da oynuyorum. Her girdiğim yolda video çekip bu şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Bir kişiye yardımcı olabilsek ne mutlu bize arkadaşlar. Arkadaşlar bu video sizlere faydalı olduysa veya birilerine faydalı olacaksa kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Her daim güncel şeyler çekmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bizler grafikeriz. Grafiker olduğumuz için de analizler ve grafik görseller de yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar inşallah faydalı olur ve inşallah bu şekilde daha yoğun videolar yapmaya devam ederiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi oyunlar arkadaşlar.